bir konukla, yeni bir programla yine beraber sayın izleyicilerimiz. Bugünkü konuğumuz Özel Meltem Hastanesi ve Doğum Hastanesi İş Güvenliği Uzmanı Seçil Mumcuoğlu Hanımefendi. Konumuz ise ülkemizde Şubat ayında yaşanan depremlerle ilgili sohbet edeceğiz Seçil Mumcuoğlu Hanımefendi ile. Seçil Hanım, 6 Şubat'ta ülkemizde yaşanan deprem beklenen bir deprem miydi? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu arada kendinizi kısaca tanıtırsanız çok iyi olur. Ben İş Sağlığı Güvenliği uzmanıyım. Aynı zamanda Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısıyım. O yüzden bölgedeki deprem olayıyla ilgili ciddi araştırmalarımız ve çalışmalarımız oldu. Hem mesleğim icabı hem de yaptığımız çalışmalarla ilgili gerçekten konu hakkında ciddi fikirlerimiz oldu. Bunları paylaşmak için bana fırsat verdiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Ayrıca bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Bütün sağlıkçı arkadaşlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin ve sağlık alanında hizmet geçen tüm arkadaşlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 6 Şubat tabii bizim için maalesef çok acı günlerin başlangıcı oldu. Bu beklenen bir deprem miydi? Beklediğimiz bir şey miydi? Evet, bizim ülkemiz deprem kuşağı üzerinde ve Maraş tam olarak fay hattı üzerinde. Hatırlarsınız depremden bir ay kadar önce AFAD koordinatörlüğünde Pazarcık ilçesi merkez kabul edilerek bir deprem tatbikatı sanal ortamda gerçekleştirilmişti ve büyüklüğü de 7,5 olarak belirlenmişti. Yani bu ne demek? Demek ki Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesi depremin merkezi olma potansiyeline sahip, üstelik de 7,5 şiddetinde bir depremi biz bu bölgeden bekliyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz profesörlerimizin bu konuda çok ciddi uyarıları vardı ama özellikle Naci Görür Beyefendi, Profesör Doktor Naci Görür direkt bölgeyi işaret ederek, büyüklüğünü de hatta söyleyerek bu konuda hepimizi uyarmıştı. Öyleyse evet, bu çok büyük bir felaket. Ama bu felaketi, asrın felaketi yapan aslında depremin büyüklüğü veya nerede olduğu değil, maalesef bizim hazırlıklarımızdaki yetersizlik. Bu depremin asrın felaket olarak tanımlamasındaki en büyük etken nedir? Yani o illerimizin konumlandırdığı yerler doğru seçilmiş midir? Yoksa denetimler doğru yapılmış mıdır? Yapılar gerektiği gibi denetlenmiş midir? Bu konuda bize kısaca bilgi verebilir misiniz acaba? Şimdi olayın en başından böyle bir zincir kuracak olursak o kadar ciddi hatalar var ki. Yani en başından başlarsak daha şantiyenin kuruluşundan başlayalım. Normalde şantiye şekli bir inşaatta önce bölgenin planlanması. Normalde ovalara bu şekilde büyük binaların yapılmasına izin verilmez. Niye? Çünkü oranın bir zemin etüdü yapılır. O zemin etüdüne göre buralar imara açılır veya açılmaz. Depremde yıkılan yerlere veya ağır hasar alan binaların bulunduğu yerlere bakarsak daha çok ovalar üzerinde bunun gerçekleştiği, yani alüvyon zeminlerde bunun gerçekleştiği görüyoruz. Sulak zemin diye bahsedilen yerler. Evet, yani normal şartlarda tarım yapılması gereken arazileri, binaları bu şekilde bilinçsiz bir şekilde diktiğimiz için aslında felaketi biz kendi ellerimize hazırladık. Hı. Aynı zamanda evet, bu arazilere diyelim ki imara açıldı ve bir yapı gerçekleştirilecek veya diğer arazilere. Öncelikle bu yapıyı yapan firmada aslında eğer yapım aşamasında yapılan şeylerde yanlışlık olursa bir şantiye şefi oluyor. Yani inşaatta bir şantiye şefi. Ve şantiye şefi normal şartlarda inşaatın durdurulmasını isteyebilir, ondan sonra müteahhiti uyarabilir, inşaatla ilgili ciddi kararlar alabilir. Fakat şantiye şefi nereden maaşını alıyor? Şantiye şefi müteahhitten maaşını alıyor. Ve şantiye şefi çoğu zaman inşaatların bir şantiye şefi bile olmadan inşaat son noktasına kadar gidiyor. Ara ara işte göstermelik. Sonra bakıyorsunuz yapı denetim firmaları. Yapı denetim firmaları da yine kiminle yapıyorlar sözleşmelerini? Müteahhitle yapıyorlar. Yani. Gene paralarını nereden alıyorlar? Müteahhitten alıyorlar. Şimdi böyle bir denklemde bu olayı durdurma kabiliyetine sahip olanların olayı ne kadar objektif değerlendireceğini öncelikle bunu izleyicilerimizin
şeyini bırakıyoruz. Yani bunu düşünmek lazım. Olay sistemsel olarak da yanlış. Sonra yani en başından dedik ya, onun zemin etütlerinin yapılmış olması ve o zemine uygun bir şekilde projelendirilmesi, o projelerin belediyenin onarından, onayından o şekilde geçmesi gerekiyor. Bakıyoruz her yerde pek çok sorumlu çıkıyor karşımıza. Şantiyede ayrı çıkıyor, müteahhit ayrı. Yani şu an sadece müteahhite şey yapıp diğerlerini bir tarafa koyduğumuz zaman olayı yanlış değerlendirmiş oluyoruz. Çünkü sistemin her tarafında çok ciddi yanlışlar var. Sonra yapı denetim normalde her alanda yapının denetlenmesi gerekiyor. Bir işte kapının çerçevesi, pencerenin pervazı da bunun içerisine giriyor. O betonun malzemesi ve nasıl döküldüğü de bunun içerisine giriyor. Ama şöyle bir şey yaşanıyor. Şimdi ehil insanlar inşaatlarda olmadığında mesela normalde hazır beton kullanıyorsunuz ve hazır beton o standartlara uygun olduğu düşünülerek söyleniyor. Ama ne yapıyor mesela işçi? Bunu inşaat mühendisi arkadaşlarımızın karşısına da çıkmıştır. İşveren sıkıştırıyor, daha hızlı yapılmasını istiyor. Daha çabuk kâra geçmek istiyor. Ve işçiler bakıyorlar hazır beton geliyor. Onun bir de belli açılarla demirlerin yerleştirilmesi gerekiyor. Eğer onları da yerleştirirken doğru yerleştirmiş bile olsa ne yapıyor? O hazır beton dökülerek sulandırıyorlar. Sulandırınca ne oluyor? Şeyin içerisine siz hazır beton diye belli bir standartta aldığınız şey bir de bakıyorsunuz ki sulandığı için mukavemeti kaybolmuş. Aslında o standartların tamamen dışına çıkmış bir bina yapısıyla karşılaşıyorsunuz. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman bir de bakıyoruz ki ve imar barışları. Belediyenin bir anda toplanması. Ben bunu siyaset üstü söylüyorum. Bütün siyasi mecralarda hepsi gerçekleşebiliyor. Mesela belediyeler toplanıyorlar. O zemin üzerinde 3 katlı bir yapıya izin varken hadi diyorlar 2 kata daha izin verdik belediye meclisi. Oluyor 5 kat. Ama aslında ne oldu? Zemin mi değişti? Fay hattı mı değişti? Artık fay hattım oradan geçmiyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman çok ciddi hataların gerçekleştiğini görüyoruz. Onun üzerine bir de imar barışları ekleniyor. İmar barışları işte uydudan bir fotoğraf. Uydu fotoğrafındaki son görüntü neyse o artık yasal hale geliyor. Ve o barış dediğimiz şeyler, reklamları yapılan şeyler bugün insanımızın altında kaldığı, savaştan beter bir hale getirdiği ülkemizi enkaz yığınları haline getirdi. Öyleyse topyekün oturup bilim adamlarının ışığında bütün hepsinin, bütün olayın değerlendirilmesi ve yine bilim adamlarının ışığında olaya bambaşka bir yön verilmesi lazım ki bu o arazinin kullanılmasından yapılan verilen yetkilere ve o binaların yapılmasına kadar her aşamayı kuşatıyor, kapsıyor. Bir de ülkemizde bu deprem için bireylerin yeterince kadar eğitildiğini düşünüyor musunuz acaba? Tabii ki pek çok alanda eksiklerimiz var. Deprem konusunda çok aslında bazı bölgelerde bizler mesela küçükken belli bir şuurla yetiştirilirdik ama şu anda hakikaten pek çok alanda çok eksiyiz. Yani biz büyürken bu şekilde değil olmamalı herhalde ki şu şekilde büyütülmüştük. Biz hepimiz bilirdik yani Aydın deprem kuşağı üzerindedir ve biz her an deprem yaşayabiliriz. Aslında etrafımızdaki binalar da buna göre şekillenmişti. Ama dediğim gibi zaman içerisinde belli kaygılar bu bilimsel gerçeklerin önüne geçtiği için durum bambaşka bir hale aldı. Şu anda da bakarsak aslında depremle ilgili eğitimlerimizin de asla yeterli olmadığını görüyoruz. Fakat belli şeylerde tabii bugün biz de uyarılarımızı yaparız. Nasıl yapacağız, ne yapacağız, nelere dikkat etmeliyiz gibi. Fakat eğitimin öncelikle çok daha üst perdede gerçekleşmesi ve her şeyin bilimsel olması yönünde bütün yöneticilerimizin eğitilmesi gerekiyor. Yani bazı kaygılar asla bu ülkenin geleceğine etki edememeli. Yani bazı kaygıların üstünde olmalı. Her şey, ülkenin yönetimi veya yerel yönetimler, bunların hepsi bazı kaygıların çok üzerinde değerler taşımalı ve hiçbir kaygı bu değerlerin üstüne çıkamamalı. Yani eğitim aslında çok başta başlamalı. Ama tabii ki halkımıza da verilecek basit eğitimlerimiz muhakkak ki var. İsteyenler AFAD'a müracaat edip arama kurtarma eğitimlerine katılabilirler. Daha profesyonel eğitimler alabilirler.
Ama bu eğitimlerin, bunun deprem gerçeğini bu ülke için ne kadar önemli olduğunun aslında bütün topyekün ana kadroya bir şekilde verilmesi lazım. Şimdi bu yaşadığımız depremde şunu gördük. Halkımız yapılan yanlışların karşısında durmakta yetersiz kalmışlar. Niye kalmışlar? Müteahhit yaptığı binanın demirini standartların altında attırmış. Ondan sonra çimentosunu az kattırmış. Hepsi, her şey standartların altında olarak yapılmış. Fakat biz de vatandaş olarak bunları gördüğümüz zaman işte bizi ilgilendirmez moduyla hiç sesimizi çıkarmamışız. Burada vatandaş olarak bizlerin de suçlu olduğuna ben inanıyorum. Bazı bilinçli vatandaşlar da bunu yargıya intikal ettirmişler. Demişler ki işte bunu nereden biliyoruz? Görsel basından şeyden televizyonlardan falan izlediğimize göre işte binanın kolonlarının kesildiğini ihbar edilmesine rağmen oraya takipsizlik verilmiş. O binada o şikayet eden kişi de o binanın altında kalarak Evet. hayatını kaybetmiş. Bu duyarlılığı biz ilk önce vatandaş olarak ve tüm kurumlarımızda çalışan kişiler olarak bir felaket geldiğinde kendi ailemizden, kendi canımızdan birisinin başına da geleceğini düşünerek yapılması gereken her şeyi denetleyerek ve standartlara uygun olarak yaptırsaydık bu felaketin bu şekilde ortaya çıkmayacağını Şimdi inanıyoruz. şöyle bir şey var. Mesela Japonya'da bir mühendise soruyorlar. Sizin ülkenizde böyle bir şey olsa ne yapardınız diye. Mühendisin çok ciddi, net bir açıklaması. Bizim ülkemizde böyle bir şey olmaz diyor. Hakikaten biz mesela asrın afeti diyoruz ya buna. Ben Japonya'daki depremi izleme fırsatı buldum. Yani kameraya kayıt yapılmış. 9 şiddetinde bir deprem. 3 dakika boyunca sallanma devam ediyor. Yani sarsıntı çok büyük bir şiddetle devam ediyor. Tabii karadandır, sudandır falan böyle şeyler söylenebilir fakat burada başka bir şey var, başka bir yaklaşım var. Japonya'da neden bu olmuyor? İnsanlar hata yapmak ister. Yani orada Japon mühendisinin bir ifadesi var. Diyor ki, Japonya'da diyor, herhangi bir şekilde diyor, siz diyor, bir müteahhite diyor, ev yaptıramazsınız, bu yasaktır diyor. Bunun eğitimlerini almamış hiçbir yerden bunun şeyini alamazsınız. Evet, insanlar hata yapmak ister. İnsanlar bilinçli olsunlar. Bu konuda ben size katılıyorum. Ama insanlar hata yapmak istese bile yöneticilerimizin onlara hata yapma şansı tanımaması lazım. Biz bunu mesela kendi ülkemizden de örneklendirebiliriz. 99 depreminde Tavşancıl Belediye'miz var bizim. Rahmetlik oldu şu anda oranın belediye başkanı. Ve oranın amiri o oranın belediye başkanı. Ve 99 depreminde Kocaeli depreminde o da deprem fay hattı üzerinde. Biliyorsunuz Kocaeli yerle bir oldu neredeyse fay Evet. hattı üzerinde. Gölcük'te çok ciddi hasar oldu. Ama o beldede bir tek binanın herhangi bir şekilde hasar almıyor. Yani bakın benim söylediğim zaten siyaset üstü bir yaklaşım. Hiçbir hasar almıyor. Hiçbir çatlak bile oluşmuyor neredeyse. Ama onun bir öncesi var. Evveliyatında kendi ailesinden insanlar da dahil olmak üzere belediye başkanına defalarca baskı yapıyorlar. Niye baskı yapıyorlar? İşte onlara imar izni versin. İki kata daha imar izni versin diye. Ama hepsiyle mücadele ediyor. Küsme pahasına, akrabalarından oy kaybetme pahasına buna engel oluyor. Ve böylece kendi halkının işte yönetimi altındaki herkesi korumuş oluyor. Şimdi baktığımız zaman sizin biraz önce dediğiniz mantıkla ilerlediğimizde hiç kimse hata yapmayı istemesin. Evet, bu bir mantık. Keşke böyle olabilse. Evet. Ama uygulamada bu böyle olmuyor. Biz hata yapmayacak insanları, bizim yaşamımızı, bizim şartlarımızı çok daha iyi düşünecek insanlarla yol yürümeliyiz ki olay hakikaten çözülebilsin. Yani Evet. o diğerini de doğuracaktır. Ve yine Hatay'da bir beldemizde daha, bir ilçemizde daha bunu yaşadık biz. Yine Allah'a çok şükür hasarlı binalar var fakat yıkılan olmadı. Hiçbir can kaybı Demek yok. ki yani önemli olan da o can kaybının olmaması zaten. Bu konuda tedbir alabiliriz. Ben insanımıza şu konuda kendi eğitmesini istiyorum. Her şeyin daha iyisine layığız. Bana göre her şey çok daha iyi olabilir. Her şey hakikaten insan güvenliği, insan canı, insanın güvenliği her şeyden önemlidir. O yüzden bu konuda yol yürüdüğümüz insanlara çok daha fazla dikkat etmeliyiz bence. Evet. Şimdi çok can kaybı verdik.
Millet olarak hepimizin canı acıdı. Yani illa o bölgede bu acıyı yaşayanlar değil, biz bile bu depremin oluşundan bugüne kadar eskisi gibi gülemiyoruz, eskisi gibi yemek yemiyoruz, uykularımız kaçıyor, etkilendik. Bu çok can kaybını biz kader olarak tanımlayabilir miyiz? Yani gerçekten bu tanımlar çok acı. Evet. Biz üst üste felaketler yaşadık ülkemizde. Kader deyip geçtiğimiz sürece çözümü bulamıyoruz. Evet. Yani heyelan felaketi yaşadık. Biz buna evet orada heyelanın olabileceğini herkes biliyordu. Fakat biz buna Ama kader yine deyip imar izni geçtiğimiz vermiş. zaman Evet. evet siz dere yatağına imar izni verirseniz, tomrukların yanlış yere yerleşmesini sağlarsanız evet bu çok ciddi bir felaket haline geliyor ve bir kader olarak bunu yaşıyorsunuz ama o kaderi kendi ellerinizle oluşturuyorsunuz. İşte yani pek çok şeyde bunu sayabiliriz. Şu depremde yaşadığımız şeyler de sayabiliriz. Daha bir sürü hatalar sayabiliriz. Ama bütün bunlar da sizin de söylediğiniz gibi hepimizin de belki ortak kanaatidir. Hepimizin hataları var. Öncelikle biz bunun kader olmadığını çok iyi bir şekilde bileceğiz. Bunların tedbirleri alınabilirdi. Biz neyi konuşurduk? Şu kadar binamızda hasar oluştu. Bu kadar binamızda hasar oluştu. Bunları konuşabilirdik. Mesela sayacağımız kadar az binamız yıkılabilirdi. Denetimden kaçmış bir şekilde kendi hatası yüzünden insanlar bunu yaşayabilirdi. Ama biz şu anda 100 binden fazla konutun yıkılmasını konuşuyoruz. 50 bine yakın insanımızı kaybetmemizi konuşuyoruz. Ve elbette burada hatalarımızı konuşacağız. Hatalarımızı konuşacağız, anlayacağız ki buradan doğru neticeler çıkartabilelim. Hakikaten bu felaket belki de başka hiçbir ülkede bu şekilde yaşanmazdı. Biz bu sınavı doğru bir şekilde veremedik. Sonrasındaki şeyde de veremedik yani. Yaşayan insanımıza da Evet. veremedik. Evet, aynen öyle. Şimdi deprem yaşandıktan sonra ilk müdahaleyi yapacak yeterli derecede ekiplerimiz var mı? Ekipmanımız var mı? Ve o kaliteli insanları ülke olarak yetiştirebildik mi acaba? Normal şartlarda bizim depremden sonra müdahale edecek yeterli ekipmanımız olurdu. Olurdu. Niye? Normalde 99 depreminde de bizim bir EMAS protokolümüz vardı. Çünkü bu askeri bir disiplin istiyor Oktay Bey. Şimdi bir şey yaparken biz de burada mesela hastanede tatbikatlar yapıyoruz. Ama bu çok daha büyük bir çaba, disiplin ve vakit ayırmak istiyor. Elinizde imkanlarınız olacak. Mesela biz deprem bölgesinde neye şahit olduk? İlk gün kimse yoktu. Ses vardı. Sonra insanlar geldi. Hala ses vardı ama teçhizatları yoktu. Sonra teçhizat ve insanları vardı. Öyle internette orada yaşayan bir insanın çok veciz bir ifadesi olduğu için söylüyorum. Ama artık ses yoktu diye. Hani hakikaten biz bunu orada yaşadık. Biz bunu orada gerçekten yaşadık. O yüzden eğer ekiplerimiz donanımlı ekiplerimiz vaktinde yetiştirebilseydik, eğer o organizasyonlar doğru bir şekilde gerçekleşseydi, evet bugün bu yaşadıklarımızı bu şekilde yaşamazdık. Can kaybımız daha az olurdu. Can kaybımız. Sadece mal kaybıyla olayı atlatabilirdik. Ama maalesef biz bundan önceki yaşadığımız acı olaylardan ders almayan bir ülkeyiz maalesef. İşte 99 depremi oldu. Ondan sonra 300 tane madenci, biliyorsunuz 300 tane madenci öldü. Ama o madencinin ölümüne sebep olan olaylar bilindiği halde yine ülke çapında yeterli önlemler alınmadı. Başka bir madende aynı şekilde can kaybına mal oldu. Yine 99'da bir deprem yaşadık. Bir sürü can verdik. Alınacak önlemler orada da tespit edilmişti. O depremin sıcaklığıyla yapılacak önlemler, alınacak önlemler, yapılacak işler tek tek sıralanmıştı. Ama o acı biraz geçtikten sonra Tekrar gördük unuttuk. ki tekrar deprem yaşadığımızda aslında bir arpa boyu kadar yol almadığımız açıkça ortaya çıktı. Bu depremlerde halkımızın daha bilinçli olması için kendilerini daha iyi koruyabilmeleri için evlerimizde ve iş yerlerimizde ne yapmaları gerekiyor? Ne önlemler Şimdi almaları çok gerekiyor?
Basit önlemlerle aslında ciddi koruyucu şeyler yapabiliriz. Ama tabii bunlar yapısal değil. Hani yapısal önlemlerden bahsetmiyorum. Depremlerde normal şartlarda bizim şu anda bunu konuşuyor olmamız gerekirdi gerçekten. Neyi konuşuyor olmamız gerekirdi? İşte evlerimiz yıkılmamalıydı. Ve işte dökülen malzemelerin, düşen, devrilen dolapların verdiği hasarlar, bunları yaralanmalarının önüne işte halkımızın eğitimi burada başlıyor. Nedir mesela? Bir evinizde dolaplarınızı duvara, iş yerlerimizde dolaplarımızı duvara sabitlemek zorundayız. Çünkü eğer inşallah bir deprem yaşadığımızda binamız yıkılmasa bile ne olabilir? O dolaplar devrilebilir. Bizim ya da binamız hemen yıkılmazsa o yolları kapatabilir, önümüzü kapatabilir, çıkışımızı engelleyebilir, çocuklarımızın üzerine düşebilir. O yüzden yapacağımız en önemli şeylerden bir tanesi bütün dolapların devrilme ihtimali olan her şeyin duvara sabitlenmesi. Onun dışında yine çok önemli şeylerden bir tanesi biz daha çok dekoratif düşünürüz. Ama dekoratif düşünmekten daha ziyade ağır malzemeleri asla bel hizasından daha yukarıya koymamalıyız. Niye? Ağır malzemeler yukarıdan aşağı şu anda düşmüyor. Evet, bir sarsıntı olmadığı takdirde onlar belki bir tehlike teşkil etmiyor. Ama bir sarsıntıda, hatta bir çarpma halinde dahi onlar yine düşüp ayağımıza, üzerimize, çocuğumuza düşüp yaralanmalara sebep olabilir. Yine dikkat etmemiz gereken başka bir şey de basit şeylerden bahsediyorum. Yani bunlar belki bir yıkılma anı için bize şey yapacak şeyler değil ama genel olarak dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi de tahliye yolu diyoruz biz ona. İş yerlerinde tahliye yolu diyoruz. Evlerde işte koridorlarımız, giriş çıkış yerlerimizde bir şeyin kapatacağı malzemeleri koymamamız. Hani mesela devrilmez de diyelim ki büyük bir şey koyarsınız şu dolap gibi mesela şey, o kayıp önünü tıkayabilir ve siz o anda onu çekip dışarıya çıkamayabilirsiniz. Ya sizi kurtarmaya gelenler ulaşamayabilir. O yüzden olabildiğince sade olmak, aslında sade olmak burada önemli bir görev arz ediyor. Çok ağır şeyleri asmamak, eğer duvara bir şey asacaksak onun en niyetli bir şekilde duvara asıldığından emin olmak, onun başımıza düşme ihtimali olduğunu hiç unutmamak ve tabii yataklarımızın başucuna artık herhalde bunu bir refleks olarak hepimiz yapıyoruz. Gördük. Orada emniyetli alan dersek bir hayat üçgeninden bahsediyoruz sürekli. O hayat üçgeninin içerisinde kalırsak da ne kadar kalacağımızı da bilemiyoruz. Gördük bu depremde de. Suyumuzun olması lazım ki ya Deprem da çantalarını deprem oluşturun. çantalarımızın Evet. olması lazım ki bizim hem dışarıya haber iletme şansımız olsun hem de birkaç gün bizi idare edecek Evet. suyumuz, işte insani ihtiyaçlarımızı görmemizi sağlayacak malzememiz olsun. Ama tabii hiç böyle yaşamayalım. Hiçbir zaman binalarımız yıkılmasın. Bu konuda da ben izleyicilerimize tavsiye ediyorum. Gerçi şu anda zaten herkes artık belli bir şuura ulaştı ve herkes binasının güvenilirliğini kontrol ettiriyor. Gerçekten binalarımızla ilgili şüphelerimiz varsa mümkün olan en kısa sürede güçlendirmesinin yapılması gerekiyor. Yoksa tekrar mı yapılması gerekiyor? Şartlarımızı zorlayarak bunları yapmaya çalışacağım. Tabii şu ekonomik şartlarda bunun da çok kolay bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama bunun da yapılabilmesi daha koruyucu bir önlem olarak karşımıza çıkacaktır. Evet. Deprem tehlikesi ülkemizde hala devam etmekte. Biliyorsunuz bizim de bulunduğumuz İstanbul ilinde de tam bilim adamları ne zaman olacağını söyleyemese de yakın gelecekte depremin yaşanabileceğini belirtiyorlar. İstanbul acaba depreme hazır mı? Yani hazır diyemeyiz herhalde genel olarak. Herhangi bir ilimizin şu an olarak tam olarak depreme hazır olduğunu söylemek çok hüsnü zan etmek olur. Ama umarız ki güzel çalışmalar var şu an görüyoruz hızlı bir şekilde, tempolu bir şekilde bir çalışma şeyi başladı. Şu an bütün millette de ciddi bir uyanış var ister istemez bu kadar üst üste depremleri yaşayınca. Bizim endişemiz şu ki hani unutmayalım biz bunu. Hızlı bir şekilde bu bilinçlenme olayı sürsün ve İstanbul'umuz ve tüm Türkiye'miz depreme hazır olsun. Çünkü deprem bu ülkenin gerçeği. Hani biz bunu yokmuş gibi davrandık diye yok olmuyor. Evet. Hani muhakkak hepimiz en küçük fertten en yüksek idarecisine kadar olayla ilgili
tedbirlerimizi almış olalım, hazırlıklarımızı yapmış olalım ve inşallah bir daha böyle bir şey yaşadığımızda aynı Japon mühendisinin söylediği gibi benim ülkemde böyle bir şey olmaz, yıkılmaz. Yani bunları konuşalım ve inşallah bu yaşadıklarımız son can kayıplarımız olsun. Seçil Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü konumuz deprem konusunda bizi bayağı aydınlattı. Programımızı kapatırken tekrar ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla hayatını kaybeden deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara sabır diliyoruz. Yine başsağlığı diliyoruz. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Temennimiz ülkemizde yine böyle acıları tekrar tekrar yaşamadan depremi kimsenin burnu bile kanamadan atlatmayı temenni ediyoruz. Yüce Allah'tan diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir konukla buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Seçil Hanım, siz de veda etmek isterseniz buyurun. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Vatandaşlarımızın sıkıntılarının bir an evvel çözülmesini istiyorum. İnşallah bu son olur. Hayırlı günler. Hoşça kalın. Thank you.